Evet arkadaşlar şimdi sizlere CHP'nin 3 Mart seçimlerinde HDP ile olan ittifakını anlatacağım ve CHP'nin içerisindeki adaletten bahsedeceğim. Videomu dinledikten sonra her şeyi daha iyi anlayacaksınız hepiniz. Şimdi videoma başlamadan önce şunu söyleyeyim sizlere. CHP sosyal medyada çok kuvvetli. Bu yüzden 2019 seçimlerinde belediyelerin çoğunu kaybettik. Siz de sosyal medyada AK Parti ve taraftarlarını benim gibi YouTuberleri desteklemek amaçlı videoma abone olmayı yani kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Çünkü 2023 seçimlerine hazırlığımızı yapmamız gerek 2019 seçimleri gibi kaybetmeyelim ee, Videomu beğenirseniz YouTube e, beğenen beğenilen videoları önerilen e, videolar arasında yayınlıyor yoksa spam veyahut da arka sıralarda telifler oluyor, şikayetler oluyor, bir sürü şeylerle karşılaşıyoruz. videomuz öyle boş gelip geçiyor arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, 3 Mart seçimlerinde HDP ile olan ittifakından şimdi size bahsedeceğim demiştim. Bildiğiniz gibi 40'lar elinde CHP'nin daha önceden yani kendi belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu 3 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi. Bunun sebebi HDP'nin onaylamış olduğu, HDP'nin yani uygun görmüş olduğu bir belediye başkanı adayı değildi. HDP ile ters düşüyordu. HDP kabul etmedi bunu. Kesimoğlu'nu ve Mehmet Tuna Soykan'ı önerdi. Mehmet Tuna Soykan HDP'nin önerisi üzerine CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından hiç araştırılmadan, soruşturulmadan bir anket yapılmadan geçmiş yönetimine, başarısına veyahut da halkla olan ilişkilerine alakasına hiç bakılmadan sırf HDP onu istiyor diye Soykan'ı aday gösterdi. Ve bunun üzerine Mehmet Siyam Kesimoğlu da o kadar çalışmasına halkla olan ilişkilerine gelecekteki yapacak olduğu projeleri ve daha önceki yapmış olduğu hani çalışmaları ve başarıları tamamen hiçbir araştırma, soruşturma veyahut da fikir aracılığı sormadan bir anket yapmadan gereksiz yere anlamsızca üzerinin kalemle çizilmesi üzerine Kesimoğlu da yanlış yaptığını Kılıçdaroğlu'nun ve Belediye, belediye seçimlerine 3 Mart'ta gireceğini ve bağımsız olarak katılacağını duyurdu. Partiden attılar. Partiden atıldı. hiç. Hani adalet diyor ya. Adalet. Kılıçdaroğlu hani Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yapıyor ya. Adalet. Parti içi adalet. Hemen attı. Partiden ihraç edildi. Anında. Daha sonra Kesimoğlu yanlış yaptıklarını yine söyledi. CHP'ye olan sevgisini, CHP'li olduğunu ve bunların yanlış yapıldığını yine söyledi. Soykan'ı HDP istediği için sırf HDP'ye uygun bir HDP'nin e, beğendiği, HDP'nin istemiş olduğu bir belediye başkan adayı olduğu için sırf e, Mehmet Tuna Soykan'ı e, belediye başkan adayı gösterdi. Daha sonra seçimler yapıldı. Seçimler bittikten sonra e, Derya Bulut Cumhur İttifakı ee, Mehmet e, Siyan, e, Kesimoğlu da Bağımsız olarak Eski CHP'den ba bağımsız olarak Mehmet Tuna soykanda Millet İttifakı yani İyi Parti CHP ve e, HDP'nin adayı olarak e, Belediye seçimlerine katıldı Daha sonra Cumhur İttifakı ile bağımsız olan Mehmet e, Kesimoğlu Kafa kafaya gidiyordu ve Bağımsız aday olarak Mehmet kazandı. Mehmet Bey kazandı seçimi. Daha sonra da ona destek olan 71 kişiyi CHP'nin kadrosundan, teşkilatından hiç sorgu, sual, araştırma, soruşturma olmadan anında partiden ihraç edildi. Yani tekme vuruldu. Anlaşılan atıldı yani. Hepsi atıldı partiden. Yine Siyamoğlu kalkıp da Kılıçdaroğlu'na kafa tutmadı. Gidip yine Kılıçdaroğlu'na zıt olmadı. Söyledi yani bakın ben bu bu halk burada beni seviyor. Beni destekliyor. Ben CHP'ye artı bir belediye başkanıyım. Benim projelerim benim yani planlarım var dedi. Buna rağmen Kılıçdaroğlu gitti HDP'nin adayını seçmiş oldu. Adayı oradan belediye başkanı yaptı ilan etti ve kaybetti. Oradan Siyamoğlu kazandı. Bağımsız olarak tek başına büyük bir başarı elde etti. Hem Cumhur İttifakı'nı yendi hem de Millet İttifakı'nı yendi. Adam bağımsız olarak belediye başkanı oldu. Yani bu CHP'nin içerisindeki bu HDP ile olan işbirliği. Birincisi adaletsizliği. İkincisini söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2010 seçim 2010 yılında Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası. Kaset kumpası kumpasıyla koltuktan indirilen Deniz Baykal o zaman e, başkan yardımcılar başkan yardımcıları olan partinin teşkilatındaki ikinci kişi yani e, Yılmaz Ateş Bey çıktı. Dedi ki açıklama yaptı. Yani orada yani herhangi bir eee FETÖ'yle veyahut da herhangi bir hani partiyi eleştirme ya da Kılıçdaroğlu'nu yapmadı. Kendisine öz eleştiri yaptı. Televizyon programında şöyle söyledi. E, resimlerde de göreceksiniz arkadaşlar. Yukarıda resimlerde de açılıyor. Adamın söylemiş olduğu sadece şu direktmen biz 2010 kaset kumpasından sonra Fenerbahçe'ye yapılmış olan FETÖ kumpası, Fenerbahçe teslim olmadı. Ve e, arkasında MHP'ye yapmış olduğu e, FETÖ kumpasında MHP de teslim olmadı. E, biz CHP ve e, başkan yardımcıları olarak biz 2010 kaset kumpasının arkasından FETÖ'ye e, direnmedik. Direnç göstermedik, mücadele etmedik, kaybettik aslında bizim FETÖ ile mücadele etmemiz gerekirdi. Teslim olmamamız gerekirdi dedi diye kendisini eleştirdiği için partiden disiplin kuruluna sevk edilip hainsin hainlik yaftasıyla disiplin kuruluna sevk edilerek ihraç edildi. Partiden atıldı, ilişi kesildi Yılmaz Ateş'in. İstersen araştırın her şeyine görün. Adamın videolar var, kayıtlar var. Adam sadece FETÖ'ye teslim olmayalım, mücadele edelim. FETÖ'ye teslim orada hani FETÖ'ye karşı mücadele etmediğimiz için 2015 Temmuz darbesi gerçekleştirildi dedi diye Kılıçdaroğlu sırf bu sözlerin arkasından hani FETÖ'nün kaset kumpasının arkasından ucu gelir Kılıçdaroğlu'na dokunur diye sen bak sen de bu kumpasın içerisinde var mıydın acaba azıcık bir ismi lekelenir korkusuyla anında partiden attı ve hainlik yaftasını da yapıştırarak hainlik yaftasıyla partiden ihraç edildi atıldı kovuldu yani sadece FETÖ'ye teslim olmayalım diye ne yaptı Fenerbahçe? FETÖ'ye teslim olmadı. Aziz Yıldırım hapse bile girdi. Şike soruşturması gibi buna benzer olaylardan hapse girdi. FETÖ'ye teslim olmadı. Mücadele etti, kazandı. MHP mücadele etti. MHP'yi FETÖ'ye teslim etmedi. Mecburen FETÖ e, MHP'nin içerisinden Meral Akşener'i sanki e, milliyetçi bir partiymiş gibi dişi kurt dişi Asena yeni dişi milliyetçiymiş gibi uyduruktan bir parti kurarak Meral Akşener'e yol verdi. Kendi adamlarına, kendi savcı, hakim, kendi siyasetçilerine, kendi kripto adamlarına Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinden hepsinde buna teşkilat, il başkanı, ilçe başkanlığı kurma, parti üyeleri, yönetim buna benzer bir sürü desteklerde maddi ve manevi bütün desteklerini yardımını sunarak önünü açtı ve onu bir konuma Allah'ı pula beni makyajlayıp önümüze çıkarttı ve CHP'nin de yardımıyla meclise soktu. Barıcı da geçmeyi başardılar. FETÖ'nün oylarıyla Meral Akşener FETÖ'nün bir projesidir. MHP'yi ele geçiremeyince mecburen Meral'i kurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de e, Aziz Yıldırım kabul etmeyince direnince onu da hapse attı. Attırdı kendi savcıları ve kendi hakimleri aracılığıyla o da direndi ama kaset kumpasından sonra CHP direnmedi. CHP tamamen kendisini FETÖ'ye teslim etti ve bunun e, meyveleri olarak böyle CHP'yi seven, CHP gönül yandaş, milliyetçi bazı kişiler gönül vermiş başkan yardımcıları aynı Yılmaz Ateş gibi kişiler partiden hainlik yaftasıyla atıldılar. Atıldılar. Sırf FETÖ'ye direnelim dedikleri için. İşte e, CHP'nin adaleti budur. HDP ile işbirliği budur. Soykanı sırf HDP istiyor diye kırk, kırklar elinde aday gösterdi. E, CHP aday göstermesine rağmen hem CHP'yi hem de e, Cumhur İttifakı'nı yenen Kesimoğlu bağımsız olarak kırklar eline kazandı ve mazbatasını aldı. Şu an Kesimoğlu bağımsız bir şekilde kırklar elinde belediye başkanı ve CHP'den atıldılar. Hepsi hainlikle. Yani CHP'de eğer ki siz e, partinin çıkarları doğrultusunda bu hainlik bile olsa, HDP'nin işbirliği bile olsa hiç tartışmadan e, kötü bir iş bile olsa eğer ki siz onu desteklemiyor, onların emir ve doğrultularına hani uymuyorsanız, ufacık halkı düşünüyorsanız veyahut da kendinizin başarabilecek bir taktik, bir bilgi, bir bir şey geliştiriyorsanız anında CHP'den partinin önünde kapıda kendinizi bulabilirsiniz disiplin kurulunda ve hainlik yaftasıyla. Sadece orada Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının o sözleri geçer. Bu e, bu Yapmış oldukları kirli ittifaklar e, e, CHP'yi karalasa da Türkiye'nin aleyhine bile olsa da aleyhine bile olsa yine de hainlik bile olsa siz onu destekleyip onun arkasından gidip e, Kılıçdaroğlu'nun her sözüne harfiyen uymak zorundasınız kukla gibi. Yoksa asıl diktatörlüğü asıl e, hani Atatürk ilkelerine halkın e, iradesine hakaretin ve karşı gelmenin. E, hainlikle ve e, disiplin kurulunda kendinizi bularak e, mükafatını mükafatını alırsınız. Sırf Kılıçdaroğlu'nun e, kirli oyunlarına alet olmaz iseniz, bunun da hediyesi bu olur kapının önünde bulursunuz. İşte bu videodan sonra da bakalım arkadaşlar e, araştırın siz de bunun arkasını bakın öğrenin gerçeği tamamen neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. CHP'deki olan Adaleti ve HDP ile olan gizli işbirliğini